Evladım hemen kurun alet edevatı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi yavrum. Buyurun. Oğlum bize çay kap gel. Bir de kartımı getir beni. Hoş geldiniz. Yani kendi dükkanınız gibi ya, serbest. O kadar da yüz vermeyin ha. Vedat oğlum onlara söyle içeride sağa sola dokunmasın. Pahalıdır bak, kırarım kendinizi. Tamam abi, o bende, sen rahat ol. Kartı da ver beni. Bu benim kartım. Authentic Eastern Magical Carpet Salesman Selim. Namus yayılmıştır ya. Bu burada haklı bir namumuz var. Ünlüyüm ben ya. Tanırlar beni bu camiada. Vallahi ben pek çıkaramadım ama çok memnun oldum. Carpet Salesman Selim. Halı satıcısı abi. Hadi ya. İlk kuru geçtin, bravo. Ben ismi duyamadım. Sizin isminiz neydi? Carpet Selim. İyi şaka, güzel. Yok, ben şaka kullanmıyorum. Bizim camiada gitmiyor. Diyorsun. Şaka değil o zaman. Oyuncuyum ben ya, Ahmet Kural. Aa, oyuncu vallahi çıkartacağım ama tam nerede, hangi dizi? Oyuncu ve bir nevi halk kahramanı. Gazi'ye dizi yaptım. 230 bölüm, başrol, hepsinde kurşun vardı kafamda. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ya malum bizim geç saatlere kadar sürüyor. Ben eve gittiğim zaman daha çok CNBC olsun, National Geography olsun, Discovery Channel, daha çok belgesel bizim işimiz. Belgesel, yine belgesel. Yalnız yarışma olsun, dizi olsun, eğlence olsun, Türk halkı olarak bunlara da biraz ilgi göstermek gerek değil mi? Heba olup gidecek, yazık ya. Yine belgesel. Her zaman. Siz dizicisiniz o zaman. He kardeşim he. Bak Gazi diye bir diziyi bil... Bak Spielberg de bilmiyor ha. Vallaha üç maymunu izlemiş, şehit filmine Yavuz Bingöl'ü istemiş. Kardeşim sen Türkiye topraklarına gelip Gazi diye bir dizi yapıldığını görsen, Ahmet Kural'ı tanısan... Spielberg benim has müşterim ya, çok iyi müşterimdir benim ya. Yemin ederim 6 tane halı aldı, 2 tanesi nadide diye basmaya kıyamamış, duvarına asmış yani. Bütün Hollywood benim VIP müşterimdir. Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Brad Pitt, Angelina Jolie, Meltem Cumbul, Peace, Atiye. Atiye mi? Atiye, Atiye sadece kilim alıyor benden sadece. Hah, avret yerlerini kapatmışsınız bak, iyi. Yalnız 10 numara motifler var ha Selim Bey. Ah benim Mehmet kardeşim. Bunlar İran, Isparta ve Gaziantep'ten geliyor. Dünyanın dört bir köşesinden geliyor bu halılar. Üç etti yalnız. Üç. İran, Isparta, doğru ver. Üç. Üç, üç. Neydin iki telli? Al sana dördüncü köşe. Şimdi Selim Bey, Magic Carpet Selim abi. Ben size bir takım sorular soracağım mesleğinizle ilgili. Sohbet gibi siz de bana cevap vereceksiniz. Hay hay, hay hay canım kardeşim. Hay hay, hay hay. Tamam, tamam. Üç. Yalnız ben nereye bakacağım? Oraya bakacağım. Bak, buraya. Ulan, yaka mikrofonu dedim, memeye takmışsın bunu. Ne olacak bu? Ne gülüyorsun lan oğlum? Ne gülüyorsun? Dikkat et oraya başına, dikkat, devirme oraları ha. Vedat say. Üç, iki, bir, kayıt. Mesleğime? 8 yaşında amcamın yanında başladım. Okuma yazmam yok. Fakat 4 işlem zehir. 10 parmak süratli. Gözle göremezsiniz. Hesap makinesi kullanırım. Şimdi bu son zamanlarda da bilgisayara yazıldım. Yalnız sadece mouse kullanabiliyorum. Çünkü diğerlerinin üstünde harf var. Peki mesleğinizin incelikleri nelerdir? Biraz klasik olacak ama neden halıcılık? Şimdi halıcı halkın nabzıdır. Kriz ilk önce halıcıları vurur. Eğer bu dükkan boşsa bu ülkede kriz vardır, yokluk vardır, sefalet vardır. Halı bir yönüyle lüks eşyadır, diğer yönüyle de Türk ailesinin geleneksel vazgeçilmezlerindendir. Halı girmeyen eve doktor girer. Eğer evde halı yoksa o eve neyle girersiniz? Ayakkabıyla girersiniz. Ayakkabıyla giriyorsanız eğer dışarıdaki mikrobu, pisliği hepsini eve getirirsiniz. Bu benim samimi gözlemim yani. Halı süs eşyasıdır, çeyiz eşyasıdır, halı göz nurudur, el emeğidir. Halı Anadolu kadının gözyaşıdır. Halı ev hayvanlarımızın yatağıdır, döşeğidir, halı candır. Abi sen kaç senedir bu soruyu bekliyorsun ya? Çok oldu canım, çok. Vallahi içine atmışsın ha bayağı. Çalıştın mı sen bu cevabı abi? Hop! Mehmetciğim hemen geliyorum, bir yere ayrılma. Buyurun efendim, buyurun. Oğlum toplayın burayı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oğlum toplayın burayı, 16 yapın burayı. Onlara dikkat et Vedat, onlara dikkat et. Önümüzü duyan gelmiş efendim. Her akşam ana haber, ana haber, ana haber yani. Sıtkımız sıyrıldı ya. Yalnız Selim Bey. Mehmetciğim, yerini yurdunu bil canım kardeşim. Bak senin ağzını burnunu kırmak istemiyorum ha.
Veli nimetimiz gelmiş çocuğu. Kusura kalmayın ya. Kusura kalmayın tabii. Onlar da işlerini yapacaklar değil mi? Şimdi bu bakmış olduğunuz halıdan bir tane de ben Yusuf İslam'a sattım. Kendisi hem veli nimetim hem de duacım. Kendisi üzerine basmaya kıyamamış. Seccade yapmış ya, seccade. Bak, kıbleyi gösterdi. Dikkat ettiniz mi? Kıble. Aman ablacığım, aman elimizi sürmeyelim. Bundan tam 4 tane yapıldı. 2 tanesini sattım. 1 tanesini Muhammed Ali Kley'e ayırdım. Bak, perşembe günü geleceğim dedi. Saat kaç oldu? Gelmedi şerefsiz. Bunu size satıyorum. 1 tanesini de bizim toruna tabii kültür mirası olarak ayıracağım. Son fiyat abla. Yemin ediyorum İran'ın Hind eyaletinde dokunuyor bu halılar ya. O fiyata getir, ben 3 tane alacağım. Söz veriyorum, kızı evlendiriyorum dedim ya. Çeyizine kor. Bizim de düğünümüz var. Elimiz sıkışık. Oğlan askerden yeni geldi. Düğün dernek indirimi yapıyorum sana. 11.8 tabandır bu. 11.8 düğün indirimi. Düğün dernek indirimi yaptım mı? Yine de fazla sanki. Bizim oralara mı baksan? Sizin oraları nereye ya? Dur bir dakika. Nerelisin sen? Nerelisin? Erzurum. Erzurum mu? Şaka yapıyorsun. Ya abi Giresunlu gibi duruyor ama sen Erzurum. Erzurum. Ya tamam Erzurumlu. O zaman sana 7.4 hemşeri indirim yapıyorum. Bu tavandır. 8.54 de dadaş indirim yapıyorum. Bunu yemin ederim kimse yapmasın. Biraz daha dokun. Ya yenge çok becerici davranıyorsun. Sen, ben seninle ne yapacağım bilmiyorum ya. Senin bütçen ne bütçen? Allah'ını seversen bütçeni söyle sen bana. Sen bunu yanında niye taşıdığını anladım ben seni. Bunu yanında niye taşıdığını anladım ben senin. Bu fena... Fena. Al gitarını gör. Oğlum getir oradan. İpek erekeleri getir. Sar. Ahmet. Ferideciğim. Aşk olsun ya, ben aramasam aramayacağını. Ya yok öyle şeyler, söyleme bana ya. İşler güçler biliyorsun. Ahmet ya, ne oldu bu yılan işi? Şimdi Ferideciğim. Ben vallahi çalındı dedim. Benden çıktı değil mi iş? Vallahi Salih abinin dediğine göre bir sorun yok. Hayvana yazık oldu ya. Nasıl da ezdin hayvanı. Refleksle demek ki. Ama yani orada silahım yoktu Feride yani. Doğa kanunları gibi bir şey işledi Feride, silahım yoktu. Evet. İki hayvan doğada çarpıştı gibi bir şey oldu yani. Çekimdeyim ben de. Çekimde mi? Film mi çekiyorsun? Yok sayılmaz. Televizyona bir şeyler hazırlıyorum. Televizyon. Ahmet kapat, arayacağım, hasta geldi. Feride. Feride. Sesin kesiliyor. Alo. Alo Feride. Feride, tamam Feride. Tamam. Tamam, tartışmaya gerek yok Feride. Tamam, akşam görüşürüz. Hadi bebeğim. Hadi bay bay. İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride. Aşkımla yanıp çılgına döndüm. Feride, Feride. Çok komik değil mi? Gülüyorsun. Sen ne gülüyorsun lan? İşte böyle Mehmet Bey kardeşim. Bizde dürüstlük çok önemli. Güler yüz çok önemli. Güler yüzlü olmayan dükkan açmasın kardeşim bizde. Abi siz kaç kişisiniz? Dükkanda? Yok, içeride. Abi ben seni çözemedim ya. Az önce etiketinde iki telli yazan halıyı İran halısı diye kaktırdım müşteriye. Bir öylesin bir böylesin ya. Canım kardeşim, ben dedim ya sana, bunlar İran'da yapılıyor. Etiketleri Türkiye'de basılıyor. Gümrük mevzuatı var ya. O yüzden bizde şeffaflık esastır. Burası ünlülerin uğrak yeri Mehmet Bey kardeşim ya. Ahmet be abicim. Ahmet ya, Ahmet Kural ya. Ya o kadar filmim var, hiçbirini izlemedin mi ya? Demedim mi, demedim mi, gönül sana söylemedim mi? Hatırladın mı? Ah canım kardeşim, ünlü olsam mutlaka tanırdım seni ya. Ünlülerin hepsini tanıyorum ya. Hepsi canım ciğerim, kardeşimdir benim ya. Ailecek görüşüyoruz ya. Hepsi halılarını benden alır ya. Hepsi de mi sizden alıyor? Hepsi de benden alıyor. Hepsi.
Hepsi grubu ya. Çok hanımefendiler yalnız. Hiç pazarlık yapmıyorlar. Ne verirsem o. Bütün ünlüler buradan alıyor değil mi? O kadar çoklar ki. Hepsiyle fotoğraf çektirdim. Duvarıma asamıyorum. Yer yok.